Merhabalar, Karşı Pencere ile karşınızdayız. Evet, memleket gündemi oldukça yoğun efendim. Sizler de bültenlerimizden takip ediyorsunuz. Siyasetin gündemi aslında koalisyon meseleleriyle dolup taşarken bir yanda da Kobani'ye IŞİD saldırısı gerçekleşti. Tüm bunların gelişmelerini bültenlerimizde, özel yayınlarımızda sizlere aktarıyoruz. Bizler bugün Karşı Pencere'de çevrede neler olup bittiğini bugün konuşmak istiyoruz. Zira oralarda da önemli gelişmeler var. Bunlardan bir tanesi de 3. köprüyle ilgili efendim. Biliyorsunuz gerek ismiyle, gerek yapıldığı yerle, gerek bütçesiyle epey tartışmalara neden olmuştu 3. köprü. 3. köprünün bağlantı yollarının ihalesi ertelendi efendim. Bugün biraz bunu açacağız. Hem 3. köprünün neler getirip neler götürdüğünü konuşacağız. Hem de bu ihale ertelemesi ne anlama geliyor? Olumlu olarak değerlendirilebilir mi? Biraz bunları konuşacağız. Konuklarım Özle Türk ve Ercan Sıkdokur, Kuzey Ormanları Savunması'ndan hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Merhaba. İstersen senden başlayalım Ercan. Şöyle bir genel bir giriş yapmak istiyorum önce ben yeni gelişmeye geçmeden önce. Üçüncü köprü dedik hem adıyla hem yapıldığı yerle epey bir tartışmalara sebep oldu. Bu üçüncü köprü tam olarak nereye kuruldu, neler olacak, niye bu üçüncü köprüye karşı çıktık biraz oradan başlayalım. Üçüncü köprü esasında şu anda Kuzey Marmara Otoyolu ile beraber gerek bağlantı yolları ile beraber Garipçe'de iki ayağını şu anda inşa almış durumda. Üçüncü köprü planlamasına yönelik şu anda geçtiğimiz günlerde önemli bir gelişme oldu. Bu gelişme beklediğimiz bir gelişmeydi esasında da. Çünkü mahkeme üçüncü köprü planlamasının iptaline karar verdi. Esasında baktığımız zaman, kararın kendisine baktığımız zaman Kuzey Marmara Beykoz geri görünüm ve etkileşim alanı ile etkileşim alanı geçiş bölgesi ile Sarıyer Rumeli Ferileri geri görünüm ve etkileşim alanı geçiş bölgelerinin 1/5000 ölçekli koruma amaçlı Nazım İmar Planı'nın iptaliydi. Bu kararın gerekçelerine baktığımız zaman aslında durumu gayet net bir şekilde görebiliyoruz. Mahkemenin verdiği gerekçelerden biri, iptal kararına verdiği gerekçelerden biri doğal kaynakların tahribatı, ekolojik denge, doğal kaynakların yok edilmesi ve ekolojik dengenin tahribatıydı. Zaten bunu Kuzey Ormanları Savunması'nın özneleri yan yana geldiğinden bugüne değin gerek odalar gerek bu konuda uzman akademisyenler 3 senedir o belki de daha öncesinden o köprünün planlanması gündeme geldiği süreçten bu yana zaten bulundukları her yerde bunu söylüyorlar. Yalnız burada önemli olan ikinci gerekçe bir yandan da. İkinci gerekçeye baktığımız zaman mahkeme esasında şunu söylüyor. Diyor ki normalde bu planlama, üçüncü köprünün planlaması İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde olması gerekiyor yetki. Yalnız bunlar çevre ve şehircilik, bu yetki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na devrediliyor. Burada bir yandan da bu yetkinin nasıl devredildiği önemli. Bu yetki aslında hani daha yangından mal kaçırıcısına gece yarısı çıkan yasalarla daha ne olduğunu anlamadan oldu bittiye getirilen torba yasalarla birlikte bakanlığa devredildi. Evet. Oraları ayrı açacağız. Şimdi Özle, Ercan şöyle genel bir giriş yaptı hızlıca. Biraz daha bu gerekçeleri açalım. Ercan'ın da bahsettiği gibi epey bir söylenmişti aslında nelere yol açacağı. Bir kez de senden duyalım. Bu üçüncü köprünün sonuçta ayakları da dikildi şimdi. O ayaklar dikilene kadar neler oldu? Çevrede ne gibi tahribatlar oldu? Ve siz bu proje yapılırken neler öne sürmüş? 2010 yılında başladı aslında ihale süreci. 2010 yılında başladı ve 2 sene sonra biteceği söylendi ihalelerin. Ama işte yap işlet devret tabii ki her zamanki gibi neredeyse le bitti. İşte yasa tasarıları değiştirildi. Çünkü ilk başta çok 2,5 milyar dolara neredeyse o zamanın bakanı Binali Yıldırım 2,5 milyar dolara biteceğini iddia etti. Fakat bir türlü bitmedi bu köprü. Aslında biz bunlara alışkınız. Birçok projenin bitmediği gibi. İşte Taksim'in meydanındaki AKM'den de alışkınız. Bitmedi. Bunun birçok sebebi var. İşte Ercan'ın da biraz önce bahsettiği gibi şimdiki ihalede 3. 4. kez yine iptal ediliyor. Bir tanesi 7 Temmuz, bir tanesi 31 Ağustos'a ertelendi. Şuraya bağlayacağım. Aslında bu bilirkişilerin söylediği üzere şu, ne kadar sorumsuz, ne kadar bilinçsiz bir proje olduğunu biz buradan anlıyoruz. Biz geçen cumartesi günü Garipçe'ye gittik, bir eylem yaptık. Milletvekilleri, akademisyenler, işte odalardan temsilcilerle birlikte yani bağlantı yolları iptal edildi.
Bağlantı yollarının iptal edilmesi demek 3. köprünün yapımının iptal edilmesi anlamına geliyor. Şimdi orayı daha iyi anlayalım diye soruyorum. Bir ertelenme olarak geçiyor bu yazıda. Evet. Ama iptal neresinde bu işi? Kuzey Marmara Otoyolu demek oluyor bu. Bir şey söyleyeyim. Şöyle aslında iptal Beykoz ve Rumeli iptal edilen yerler Beykoz'daki geri görünüm alanı ve Sarıyer Rumeli Feneri'ndeki geri görünüm alanı. İptal edildi. Bu evet. İlk başta yasal hukuken iptal edildi. Mahkeme açık açık şunu söyledi. Sen milyonları ilgilendiren, binleri belki değerinden edecek böylesine büyük bir projeyi merkezi yönetimden doğru bir kararla uygulatamazsın. Bu hukuka aykırıdır. Bunun yetkisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndedir. Dolayısıyla bu ilk başta basına şöyle lanse edildi. Bağlantı yolları iptal diye lanse edildi. Evet. Halbuki bağlantı yolları iptal değil. Oradaki esas iptal olan şey köprünün iki köprü ayağını birbirine bağlayacak ana hattın kendisidir. Bunun hemen ardından hatta Karayolları Genel Müdürlüğü bir açıklamada bulundu. Dedi ki işte projenin bütünlüğünü ilgilendirmez, takvimi ertelemez gibisinden bir açıklamada bulundu. Ya esasında böyle bir şey yok. Bu mahkemenin verdiği karar tamamıyla projenin bütününü ilgilendirir, projenin bütününün iptalini gerektirir. Dolayısıyla şu anda 3. köprüdeki var olan çalışmaların şu anda mahkeme kararına rağmen devam eden bütün çalışmaların hepsi hukuksuzdur. Hepsi yasaya aykırıdır. Nitekim Özde demin bir garipçe eyleminden bahsetti. Oraya gittiğimizde de oradan çok kısa bir anekdot aktarayım. Tabii. Garipçe eylemine gittiğimizde mahkeme kararını tebliğ etmek üzere oraya gittik. Hani ola ki haberleri yoktur, ola ki bu karar onlara iletilmemiştir vesaire diye. Gittik. Dolayısıyla bizim karşımızda özel korumalar, güvenliklerle beraber jandarma da orada inşaat bizi bekçisi bekliyordu. Evet olarak bizi bekliyordu. Yani sonrasında kararı tebliğ etmek üzere yetkili birini görüşmek istediğimizi ilettik. Yetkili biri diye şantiye şefi falan bekliyoruz tabii ki de personel müdürü geldi. Hı. Hani orası aslında şantiye şefi olmadan devam eden bir inşaat var orada. Hani zaten böyle bir sıkıntı var. Biz de bu netice itibariyle bu ülkenin bütün yurttaşlarının vatandaşlık ödevi. Orada hukuka aykırı bir işlem, bir çalışma yürütülüyor ve bunu durdurmak bizim vatandaşlık ödevimizdir. Bunu şey yapmak üzere oraya gittik. Yetkili gelene kadar oradan ayrılmayacağımızı söyledik. 5 dakika sonra Tom'a gönderdiler. Tom'a geldi böyle. Yetkili beklerken. Demek ki. Evet böyle garip bir hal oldu. Bir yandan bu şeyi de çok güzel özetliyor. Yani bu ülkedeki genel ahvalin kendisini, yani hukukun üstünlüğünün koca bir şu anki durumda yalandan ibaret olduğunu, aslında hukukun üstünlüğünün değil, paranın üstünlüğünün, rantın üstünlüğünün, onları koruyanların üstünlüğünün şey olduğunu gayet net bir şekilde bize gösteriyordu. Yani. Şunu buyurun. Altını çizmek isterim izninizle. Biz orada eylem değil, sadece bir yani tebliğ etme eylemi diyelim o zaman. Bunun üzerine gittiğimizde 3 yerden otobüs kaldırdık. İnsanlar gayet duyarlı bir şekilde geldiler, sağ olsunlar. Bunun üzerine gittiğimizde hala arkamızda binlerce ağaç vardı. Çeşitli yerlerden otobüs istediğimizde bazen veya insanlar işte eylemi çeşitli yerlerde afişe ettiğimizde şununla maalesef karşılaşıyoruz işte, ama Kuzey Ormanları yok oldu. Hayır, tam tersine, hala gittiğimizde bile hala Kuzey Ormanları var. Evet, bazıları kesildi doğru, ama hala gittiğinizde Kuzey Ormanları ile karşılaşıyorsunuz. Evet. Hala orada milyonlarca ağaç bu çok, var. Evet, bunu çok önemli istiyorum. Bir mesele. Çünkü insan öyle bir rehavete de ne yazık ki kapılıyor. Yani nasıl olsa iş işten geçti, bari köprü yapılsın da işimiz görülsün artık düşüncesi de yaratıyor. Şimdi onu da ayrıca açalım. Bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi bizzat siz de belirttiniz. Bu artık 3. erteleme. Bir ayağda bir iptal söz konusu. Evet, iptal ve Akyazı ve Oda yerindeki ihalelerin, iki ayrı ihalenin 3. ertelenmesi. Evet. Şimdi dediğin gibi bir hukuksuzluk söz konusu. Ellerinde resmi olarak ya da hukuki olarak bir iptal, bir erteleme olmasına rağmen orada bir çalışma yürüyor. Evet. Şimdi bu iptale ya da bu ertelemeye olumlu olarak nasıl bakmalıyız, nereden bakmalıyız? Yine işletmeyecekleri ne malum? Şimdi onlar, şöyle bir durum var. En son bu haberi okuduğumuzda, ettiğimizde, incelediğimizde işte şehir plancılarına danışıyoruz, hukuk insanlarına danışıyoruz ve şunu söylediler. Gerçekten de ikinci köprü artık iki kuleden ve bir asfalt izine ibarettir dediler. Biz hukukun üstünlüğüne her zaman inandık. Şehir plancıları, bakın şu çok önemli. 2010 yılında bu proje
ortaya çıktığında hiçbir bilim insanı, hiçbir bilim odası, kuruluşu, hiçbiri bu köprüye olumlu bakmadı. Üçüncü köprüye hiçbiri. Çünkü işte trafiği azaltacak. Hayır, azaltmayacak. Çünkü yolcu değil, araç taşıyacak. İşte transit geçişi azaltacak. Hayır. Yani trans geçişe yararlı olacak. %2'sini, 3'ünü. Yani biz bunu her zaman 10 soruda 3. köprüyü tanıyalım. Bunu işte TMOP olsun, KOS olsun, harita şey küçük görsellerle şey yaptık, tanıttık, ettik. Hı hı. Her zaman aynı sorularla karşılaşıyoruz. Yılmadan, usanmadan anlatıyoruz. Biz o köprüyü oraya yaptırmayacağız diyoruz. Eylemlerimizle bakın 3. havalimanı için de aynı şey geçerli. Yani 3. havalimanı için de bir türlü verdikleri tarihlere uymuyorlar. Bir türlü maddi destek bulamıyorlar. Biz orası için aynı şey geçerli. Hiçbir şekilde bilim insanları, bilim kuruluşları hiçbir şekilde evet. olumlu bakmıyorlar. Evet. Biz oraya ve bakın 3. havalimanında köylüler evlerine gidemiyorlar. Birçok işçi cinayeti gerçekleşiyor. Biz duyamıyoruz. Ancak oraya giderseniz işçi cinayetleri gerçekleştiğini duyuyorsunuz. Aileleriyle tanışıyorsunuz. Eğer tanışabilirseniz onlarla konuşabiliyorsunuz. Çünkü bunlar her zaman olduğu gibi çok güzel bir şekilde tırnak içinde saklanıyor. Dolayısıyla biz zaten bu yola baş koyduk. Yaptırmayacağız. Gitmeye devam edeceğiz. Orası da ancak İki tane artık büst mü olur ibret için orada dikili bir ismini siz koyun, bir tanesi kalır. İşte bakın yaptırmadık mı olur bilmiyorum ama orayı da tekrar yeşerteceğiz. Geçen Perşembe Şehir Plancılar Odası'nda basın açıklamamızda söylediğimiz gibi hiçbir şekilde rehavete düşmüyoruz. Hukuk da yanımızda diyoruz, bilim insanları da yanımızda diyoruz. Evet. Dediğin gibi en azından hala hukuka bir inanç sonuçta kesinlikle, var. Kesinlikle. Hukuk, çünkü hukuk ve adalet aynı şey demek değildir. Biz adalete inanıyoruz. Adalet bizim yanımızda. Ben öyle diyorum. Evet. Doğanın yanında. Doğanın diyelim yanında. Ona. Çünkü evet. ekosistemler bakın yaban hayvanları, domuzlar artık şehire inmiş durumda. Evet. Yani bizim bunu çocuklarımız işte 3 tane çocuk yapın demekle o 3 çocuğun geleceğini düşünmemek ya yani 3 çocuğun yapın diyorsunuz ama onların geleceğini de düşünmek zorundasınız. Nefes alacağı bir dünya bırakmak zorundasınız. Peki Ercan, şimdi biz her çılgın projede alışık olduğumuz bir mesele var, usulsüzlükler. Bu 3. havalimanında da muhakkak vardır diye düşünüyorum. Onları biraz bize madde madde açar mısın? Ne gibi usulsüzlükler? 3. havalimanında usulsüzlükten ziyade zaten hani şu anda bir mahkeme kararı var ve hala çalışma devam ediyor. Hala orada dozerler, hala kamyonlar, kepçeler çalışıyor. Ya bundan büyük bir usulsüzlük zaten yok. Hani yok. Şey sürecinde de bunun planlanması sürecinde de demin bahsettiğim gibi bu yetki kararı Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na alelacele işte torba yasalarla şeylerle meclisteki üst çoğunluk kullanılarak şey yapılarak geçirildi. Yani dolayısıyla zaten burada birincisi halkın onayı alınmadan yapılan çalışmalar söz konusu. Şuna da ayrı değinmek lazım. Hı. Ya üçüncü köprülerin hepsi gerek üçüncü köprü gerek üçüncü havalimanı bu mega projeler diye bize lanse edilen esasında katil projelerin tümü yani birbiriyle bağlantılı projeler. Neticede 3. köprü 3. havalimanından bağımsız değil. 3. havalimanı Avrupa'daki o emlak fuarlarında işte şey yaptıkları, şehri pazarladıkları, biz İstanbul'u şöyle paranın başkenti yapacağız, biz İstanbul'u böyle yapacağız dedikleri planlardan, talan projelerinden ya da gerek şehrin bütünündeki ransal dönüşüm projelerinden bağımsız bir şey değil. Evet. Yani haliyle şimdi oraya biraz daha açalım mı? Yani 3. köprü ile 3. havalimanı arasındaki o bağlantıyı biraz daha açar mısınız? Şöyle aslında bir yere 3. köprüyü yapıyorlar, bir yere 3. havalimanını yapıyorlar. Bu böyle kalmayacak tabii ki. 3. havalimanı zaten kendisi gerek konumu itibariyle gerek bilimsel manada bakıldığı zaman kuşların göç yolları üzerinde işte zemine tütü bakımından uygun değil. Zaten alakasız bir yere, hiç olmayacak bir yere havalimanı yapılıyor. Buradan zaten kar gelmeyecek bunlara. Nitekim devlet hava meydanları işletmesi olsun şu anda zaten milyarlarca dolarlık zararda geçtiğimiz senelerden bu yana. Velhasıl yaptıkları projeler, bunları yaptılar. Bir yandan da oraya gidecek, daha fazla beton gidecek. İşte ormanın içinde Vaha gibisinden lüks konutları pazarlayacaklar. Ya da işte orman vasfını yitirmiş, birbirinden parçalanmış yeşil alanları, işte aman konser yeri, aman eğlence yeri, işte aman mesire yeri, ama işte kent ormanı vesaire gibi şeylerle orman vasfını yitirmiş yeşillikleri bize pazarlayacaklar. Yani inanılmaz bir rant var, inanılmaz bir şey var orada. Usulsüzlükler zaten bu rantların toplanması, önceden o yerlerin belirlenip birilerinin bunları
ihaleye açılmadan almaları etmeleri zaten bunlar basına sürekli yansıyan haberler. Bu takım bu gibi usulsüzlükler de söz konusu. Ya burada şeyi düşünmek lazım. Bizim ihtiyacımız olan bu mu aslında? Yani demin Özden'in bahsettiği gibi. Bütün odalar, bütün bilim insanları, gerek 3. köprünün, gerek 3. havalimanının ne trafiği, ne bu şehrin ulaşımına deva olmayacağını, gerek bu şehrin İstanbul'un planlamasına, hem nüfus planlamasına hem şehir planlamasına olumlu bir katkıda bulunmayacağını her yerde söylüyorlar. Peki Ercan, ne kadar bir bütçeden bahsediyoruz? Yani giden aslında en son dolaşıp dolaşıp da halkın cebinden çıkan o para, yani ne kadar bir paradan bahsediyoruz? Daha geçen gün 3. Havalimanı için Deniz Bank'ın, yani Rusya 500 milyon dolarlık bir kredi. Siberbank aracılığıyla bir 500 milyon dolarlık bir krediden bahsedildi. Ama tabii bu yetmeyecek. Bir de tabii şöyle bir durum var. Yandaş basın işte 3. havalimanında çalışan kadın mühendislerin işte çok mutlu olduğunu, tabii yandaş basın bunu söylüyor. Çok mutlu olduğuna dair haberler vesaire yapıyor. Ama tabii bu 500, bunu da söylemek isterim antiparantez. Neden? Çünkü işte biz çok iyi bir proje yapıyoruz. Çünkü bu tarz haberlerle kredi alabilirsin vesaire, ben böyle yorumluyorum kendi çapımda. Çünkü öbür türlü biz işte arkadaşım biraz önce söyledi, MİPİM geçen Nisan-Mayıs ayında bir gazeteci arkadaşımız gitti. Nasıl pazarladın? Çünkü bunlar aslında çok birbirine bağlı, inşaat sektörüyle çok gerçekten maddi güçlerini çok kazandıklarını için kentsel dönüşüm, çünkü 250 bin tane bina yıkılıyor bu kentsel dönüşümle. Ve insanlar yer değiştiriyorlar. Okullar olsun, işte okullar ne oluyor? Başka şeyler oluyor. Yani bu başka bir mevzu ama Kanal İstanbul, Galataport, 3. Havalimanı, 3. ve baktığınızda aslında şirketler çok birbirine bağlı şirketler, evet, ve tanıdığımız şirketler, konsorsiyumlar. Evet. Dolayısıyla biz zaten buradan bağlayacağımız başka bahsetmek istediğimiz bir durum da var. Mega Katil Proje kampanyamız. KOS ve Kuzey Ormanları Savunması ve İstanbul Kent Savunması'nın örgütlediği, Temmuz ayında basın açıklamasıyla duyuracağımız, üstünde aylarda çalıştığımız bir proje. Çünkü birbirine çok bağlı olduğu için bu projeler. Yani durdurabiliriz. Durduracağımızı da biliyoruz. Çünkü hala orada olan milyonlarca ağaç. Milyonlarca ağaç ve yaşayabileceğimiz bir yaşam olduğunu biliyoruz biz yaşam savunucuları. Zaten sık sık gidip görüyorsunuz, otobüsler kaldırıyorsunuz. Evet. Her dileyen Kuzey Ormanları Savunması ile birlikte gidebilirler, görebilirler efendim. Hala kurtarılacak gerçekten epey bir alan var. Başka da şöyle çaremiz yapalım. Yok. Tabii ki başka da ne yazık ki çaremiz yok. Sizin projenizi ayrıca açacağız. Bir eyleminiz, bir etkinliğiniz olacak, onu açacağız. Şöyle kısa... akla gelen soruları ben de sormak istiyorum sizlere. Trafik sorununu çözecek mi? Hiçbir şekilde trafik sorununa deva olacak bir proje değil 3. Bakın, köprü. Toplu taşıma çözer. Toplu taşıma zaten belli saatlerden sonra, yani yaşamın içinde olduğunuz müddetçe şunu da anlayabiliyorsunuz. Toplu taşıma belli saatlerden sonra köprüden bile geçmiyor. Deniz ulaşımı, biz Boğaz olan bir şehiriz İstanbul, ama deniz ulaşımı yeterli derecede yok. Ve dolayısıyla siz deniz ulaşımını çoğaltırsanız köprüye ihtiyaç bile kalmayacaktır. Baktığınızda 1. köprü ve 2. köprüden sonra... insanların köprüde, yani toplu taşımanın daha azaltıldığını, özel araçla daha çok geçtiğini ve bunun da trafiği daha çok arttırıldığını sayılarla 10 soruda köprü, bizim bir görselimiz var. Kuzey Ormanları Savunması'nın devamlı döndürdüğü. Bunu görebilirsiniz ve TMOB da bunu döndürmüştü. Ben şu an sayı olarak çok net hatırlamıyorum, kusura bakmayın, ama çözmez. Evet. Şimdi o zaman sen bir iki soruyu aynı anda cevaplamış oldun. Evet. Çünkü ben de karayolu odaklı ulaşım mı, Boğaz köprüleri mi diye soracaktım. İhtiyacımız ne burada şey yapmak lazım aslında. Bizim ihtiyacımız olan özel araç sayısını arttıracak, bunu özendirecek şeyler mi? Çalışmalar, projeler vesaire mi? Yoksa daha fazla petrol tüketimini şey yapacak projeler mi? Daha fazla ranta yol açacak projeler mi? Bunu düşünmek lazım. Bizim ihtiyacımız olan şey daha... fazla toplu taşıma. Bizim ihtiyacımız olan şey belki raylı sistem, şehir içi alternatif ulaşım yolları. Yani bisikletin yaygınlaştırılması, raylı sistemin yaygınlaştırılması gibi. Ya bizim ihtiyacımız olan şey esasında özetle şu. Bütün yurttaşların onayıyla
karar onayıyla karar alma süreçlerinde bütün yurttaşların onayıyla verilen kararların akla dayanan, bilime dayanan, gerek nüfus planlaması bağlamında, gerek şehir planlaması bağlamında kullanım odaklı değil, sürdürülebilir projelerin geliştirilmesidir. Evet, çok güzel. Peki 3. köprü sadece Sarıyer ve Beykoz ilçelerini mi etkileyecek? Böyle bir şey yok. 3. köprü genel olarak zaten orada yarattığı ekolojik tahribatla beraber gerek 3. köprü gerek 3. havalimanı bu katil projeler burada yaratacakları tahribatla beraber İstanbul'u inanılmaz bir kıyma sürükleyecek. Demin ondan bahsetmiştim, birbiriyle bağlantılı projelerdi. Bu projeler beraberinde daha fazla betonlaşmayı, daha fazla nüfus artışını getirecek. Daha fazla nüfus artışı İstanbul'u kocaman bir ısı adasına dönüştürecek. İstanbul'da nefes alacak yer bulamayacağız. Ve sadece İstanbul'u etkilemeyecek. Tabii ki de. Yani bugün projesidir. Hatırlarsanız bundan birkaç sene öncesi çok değil, bir susuzluk sorunuyla yüzleştik ve Melançayı şey olarak, deva olarak en azından belli bir sürede şey yaptı. Melançayla bu durum giderildi. Lakin bu projeler geçirildi, gerçekleştiği takdirde ya İstanbul'da bir Melançayı değil, belki de yüzlercesini şey yapsanız hiçbir şekilde deva olmayacak. Susuzluk, su havzaları, ekosistemi hepsini bozacaktır. Bu Marmara bölgesinin tamamen, özür dilerim, Marmara bölgesinin tüm Marmara bölgesini etkileyecektir. Ve selleri arttıracaktır. Çünkü biz selleri artacaktır ve sel olduğunda ikinci kata çıkın diyen İbrahim Melih Gökçek lütfen o da kişisel olarak Kuzey Ormanları savunmasıyla uğraşmasın diye buradan da söylemek isterim. Çünkü evet bu kadar. Kendisinin uğraşmadığı pek girmediği alanda olmadığı herhalde için. Herhalde İstanbul'u da parsel satanlarla herhalde işbirliği yapıyor veya o da buraya göz koydu. Herhalde bu çılgın mega projeler de galiba bu kadar gerçekten plansız, altyapısız projelerde onun fikrinden ve zikrinden çıkıyor diye düşünüyorum ben. Zira Ankara'nın durumunu görüyoruz, evet. Peki aslında saydın sen bize Ercan. Belki sen bir daha hatırlatabilirsin. Sizin alternatif olarak sunduğunuz nedir? Yani raylı sistem dedik, bisikletlerin arttırılması dedik. Daha böyle madde madde ne olmalı alternatif olarak? Ya alternatif olarak aslında bu Kuzey Ormanları, biz netice olarak Kuzey Ormanları savunması olarak buradayız. Bu daha çok şehir plancı odasının ya odaların cevap vereceği bir soru esasında. Lakin yani ben bir yurttaş olarak en azından mantıklı bir açıklamayı şunlarda bulurum. Demin ifade ettiğim gibi toplu taşıma yaygınlaşırsa trafik sorunu zaten kalmaz. Uygun altyapı hizmetleri sağlanırsa trafik sorunu zaten ortadan kalkar. Ya da daha fazla nüfus artışı ki nitekim şu anda zaten İstanbul'un nüfusu almış başına yürümüş. Yani daha fazla insanı buraya bu projeler bağlamında taşınması demek daha fazla içinden çıkılmayacak kocaman bir kör düğüm demek. Yani en azından bir yurttaş olarak benim gördüğüm bu. Dolayısıyla çare ne mi dersiniz? Çare demin de ifade ettiğim gibi akla dayanan, bilime dayanan, sürdürülebilir, kullanım odaklı olmayan projelerin hayata geçirilmesi. Bunların gerek toplumsal bağlamda eğitimle ya da vesaireyle içselleştirmemiz diyebilirim aslında. Çünkü netice olarak bugün toplu taşımanın kendisinin yaygınlaştırılması da bu gibi şeylerden geçiyor. Evet. Peki o zaman katil projeler adını verdiğiniz bu projelere sizin de başka bir karşı çalışmanız var. Doğru. Oraya sen gibi giriş yapmıştın. Devam edelim biraz daha açmak istersen bizlere. Tamam, girelim. Aslında bu tabii 3. köprü, 3. havalimanı, yani Kuzey Ormanları savunması, ondan da biraz bahsedeyim. İki sene önce işte biz geçen cumartesi Garipçe'de eylem yaptık. Tam seneyi devriyesinde 2 sene önce Kuzey Ormanları savunmasının ilk eylemiydi. Abbas Ağa'da kurulan bir oluşum, bir topluluk. Tamamen bir sivil topluluk Abbas Ağa'da başlayan. O da 3. köprüye karşıydı ve bisikletlerle işte gidilen bir eylemdi. Ardından işte devam etti. 3. köprü katil bir proje. 3. havalimanı keza öyle. İşte ardından büyüdü. Yardımlar istendi. İşte Yırca'ya da gelir misiniz? Adalar savunması vesaire. İşte İğneada, Isranca, Marmara bölgesi oldu. Derken ama yani işte devam ediyor. Galata Port olsun, işte Kanal İstanbul olsun. Dur dememiz lazım. Bu işi biraz daha büyütmemiz, evlitmemiz gerekiyor derken mega katil projeleri bir dur diyelim. Ne yapabiliriz? Kafa yorduk. Biraz daha görüşmeye başladık. Biraz daha mesai harcamaya başladık derken Temmuz'un ilk haftası işte araya seçimler girdi. Seçim.
Temmuz'un ilk haftası bir mega projelere dur diyeceğiz. Bir kampanyamızın ismi de var, sürpriz olsun. Hay Allah, belki karşı pencerede söylerdik ilk evet, defa. Evet, düşündük. O zaman tekrar geleceğiz. Tamam. Sözüm olsun. Tamam, teşekkürler. O zaman tekrar geleceğiz. İşte imza toplayacağız. Değerli imzalarınız bizim için çok değerli olacak. Ama bizim için önemli olan, biz Gezi'den sonra tabii ki devam eden, orada, burada İstanbul ve Türkiye'nin çeşitli yerlerine devam eden forumlar, dayanışmalar var. Sağ olsun işte iktidar da elini çekmiyor, bizi devamlı görüştürtüyor. Biz de birbirimizi bulduk. Birbirimize bağlıyoruz. ve bunun üzerine işte şey yapacağız. Yani basın açıklamasıyla, uluslararası yardımlarla. Çünkü onlar da bizimle görüşmek istiyor, basın ve medya ayaklı. Bir güzel bir proje yapacağız. eklemek istediğim bir şey var mı? Bir yandan da demin Yırca'dan vesaire bahsetti Özde. Yani bir yandan da bu havalimanı, 3. havalimanının yapan şirketlerin, o konsorsiyumun içindeki şirketlere baktığımız zaman gerçekten ülkedeki her taşın altından çıkan şirketler bunlar. Evet. Yani baktığımız zaman MAP Holding, MAP'a, MNG Holding'e ait ve MNG Holding Karadeniz'de ve Ege'de bir dünya HES'le doğa yarattığı ekolojik tahribatın haddi hesabı yok. Ya da diğer Colin Yırca'da en basit, evet, 5000 tane zeytin ağacını şey yaptı orada. Evet 5000 zeytin ağacını katletti ve yani aynı Colin şimdi havalimanı projesinde ya da bir yandan Cengiz Holding Hasankeyf'i sular altında bırakacak. Hasankeyf'i o güzelim doğa güzelliğini, güzelim tarihi eserlerini hepsini belki de bir tarihi yok edecek orada, sular altında bırakacak. Ya da diğer bir holdinge baktığımız zaman Taksim'deki Topçu Kısidatı projesini üstlenen kurum esasında. Yani bir yandan da böyle bir şeyle karşı karşıyayız. Yani bir talan düzeniyle karşı karşıyayız. Biz yağma düzeniyle karşı karşıyayız. Ya demin program başlarken onu da ifade etmiştim. Seçimlerden sonra dönen bir rüzgar da var. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte bu tarz şeyleri de bekliyoruz. Olumlu kararları da bekliyoruz. Nitekim bu üçüncü köprü bağlamında bakacak olursak şimdi süreç şeye geçti. Büyükşehir Belediye Meclisi'ne geçti. Önümüzdeki Temmuz ayından itibaren onun toplantıları da olacak bayramdan öncesinde. O sürecin de takipçisiyiz. Gerek 3. köprünün, gerek 3. havalimanının, gerek İstanbul genelindeki bütün bu yağma talan projelerinin hukuki bağlamında da, sokak ayağında da her yerde takipçisi olacağız. Şunu söylemek isterim. Evet, her hafta sonu Kuzey Ormanları'na fiilen gidiyoruz. Yani ekibimiz var. İşte değişse de bu ekip fiilen onlarla bir bağımız var. İsim olsun, işte dernek olsun, onlarla da tanıdığımız, Ağaçlı da olsun, işte Garipçe de olsun. Gidip onları dinliyoruz, onlar bizi tanıyor ve işte buna devam edeceğiz ve yakın bir zamanda Kuzey Marmara Forumu düzenleyeceğiz. Bir sene önce olduğu gibi. Hani böyle sadece bir Kuzey Ormanı olmasın olarak hani evet, ismimiz bu değil. Onu söylemek isterim, altını çizmek isterim. Yani bizim izleyicilerimiz muhakkak biliyorlar. Çünkü Kuzey Ormanları ile epey bir program yaptık. Evet. Bu projelerle ilgili. Elbette sizin çalışmalarınız, takip ettikleriniz, yürüttükleriniz artık sen de tam bahsettiğin gibi her yerden çağrılıyorsunuz. Çünkü genişledi, büyüdü. Eminim katılanlar da epey oluyordur. Yani oluyor ama şunu bilinmesini isterim. Ben de ilk katıldığımda acaba katılabilir miyim diyerek gittim. Ve hani herkes dilediği gibi katılabilir. Zaten Facebook, Twitter sayfamızda, internet sitemizde toplantılarımıza bekliyoruz. Toplantılarımıza her cuma akşamı forumumuz oluyor 7.30'da. Herkes katılabilir. Mail adresi. Nerede oluyor forum? Forumumuz Taksim'de Nane oluyor. Nane Sokak'ta oluyor. 19.30'da. 19.30'da oluyor. Tamamdır. Dileyen herkes gelebilir, merhaba ve derve işte foruma katılır yani, konuşuruz, işte sohbet ederiz. Daha iyi nefes alabilmek için. Aynen öyle, nefes olmak için evet, hayatta diye de şöyle bir şey yapayım. Harika. Bir detay vereyim. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz bekliyoruz için. Biz teşekkür ederiz. Umarım daha güzel bu projelerin iptal olduğu daha güzel günlerde de bir zafer programı yapmak isteriz. Biz ondan eminiz yani yapacağımıza. Biz ondan eminiz yani yaptırmayacağız. Şöyle bir şey ekleyelim bu arada. Evet, son bir cümle olarak. Demin de bahsettik yani şu anda Kuzey Ormanları'nın gerçek anlamda hiçbir yere gittiği yok. Şu anda gerek 3. köprü gerek 3. havalimanı başladıkları şey şu ana kadar ki yarattıkları kıyım daha çok çok ufak bir kısmındalar ve şu ana kadar
bir dünya pürüzle karşı karşıya geldiler. Yani nitekim de olmayacak projeler, gerçek anlamda akla bilime dayanmayan projeler ve hiçbir şekilde olur olmayacak projeler. Dolayısıyla Kuzey Ormanları'nın hiçbir yere gittiği yok. Orada en az 250 milyon tane ağaç orada, Kuzey Ormanları hala orada ve karacalar hala orada, yaban domuzları hala orada, bizi orada bekliyor. Koca bir canlılık var ve evet bizi bekliyorlar. Çok güzel. Ve bir aradayız artık, sıkıntı yok. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok sağ olun. Evet, Kuzey Ormanları savunmasından Özde Türklü Ercan Sıkdokur bizimle birlikteydi efendim. 3. Boğaz Köprüsü'nün ile ilgili bir gelişme vardı. Aslında bir ayağında ihalenin iptali, bir ayağında ihalenin ertelenmesi söz konusuydu. Mega projeleri aslında konuştuk. 3. Boğaz Köprüsü özelinde mega projeleri konuştuk. Kuzey Ormanları savunması bu mega projelere katil projeler diyorlar efendim. Onların da yeni bir çalışması olacak. Temmuz ayında başlayacaklar bir basın toplantısıyla duyuracaklar. Biz de heyecanla bekliyoruz. Ben ilk sözü aldım. Karşı pencerede açıklayacaklar bu projeyi diye ben de umuyorum. Kendilerinden de söz aldık. Ve evet, çok önemli bir şeyin altını çiziyorlar efendim. Kuzey Ormanları hala yerinde duruyor. Her ne kadar kesilen ağaç olsa da bir o kadar, belki de daha fazlası hala yerinde. Bu yüzden korunmayı bekliyorlar. Bizi bekliyorlar. Gerek oradaki canlılar, gerek ağaçlar, yeşillikler, doğa koruyabilmek için daha fazlası gitmesin diye bizi bekliyorlar efendim. Hiçbir şey için geç değil. Hala Kuzey Ormanları'nı kurtarabiliriz. Kuzey Ormanları savunmasına gitmek, tanışmak, sohbet etmek ve katılmak istiyorsanız Cuma günleri 19.30'da Taksim'de buluşuyorlar. İnternetten çok kolay, rahatça ulaşabilirsiniz. Ve her hafta sonu da Kuzey Ormanları'na gitmeye çalışıyorlar efendim. Sizler de gidip görmek, hala ağaçların, kurtarılabilir ağaçların olduğunu görmek için onlarla iletişime geçip şöyle bir onlarla gidip görebilirsiniz Kuzey Ormanları'nı diyelim. Ve son çağrıları da belki de tekrar hatırlatmak lazım. Melih Gökçe'ye de çağrı yapıyorlar efendim, bize bulaşmayın diye. Biz de buradan duyurmuş olalım. Karşı pencereden bugünlük bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok teşekkür ediyorum.